Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, bütçe görüşmelerinde konuştu. Işıkhan, işsizlik sigortası fonu rekor seviyeye ulaştı, dedi. Mecliste asgari ücret ve emekli maaşı tartışması yaşandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, bütçe görüşmelerinde, işsizlik sigortası fonu rekor seviyeye ulaştı. Doğru yatırım araçları ile 176.7 milyar olmuştur, dedi. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın 2024 yılı bütçesi üzerinde görüşmeler sürüyor. İYİ Parti İzmir Milletvekili Ümit Özdağ'le, bugün yüksek vasıflı bir üniversite mezununun aldığı ücretin, asgari ücretin sadece 2,2 katı olduğunu söyledi. Asgari ücret eleştirisi. Özdağ'le, yüksek vasıf gerektiren işlerde çalışanların yaklaşık 5'te 1'i asgari ücret alıyor. Türkiye'nin temel problemi bu, dedi. Dünyada olduğu gibi yeni şirketlere destek verilmesi gerektiğini vurgulayan Özdağ'le, yaşlı şirketlere teşvik verdiğiniz zaman onlar istihdam yaratamıyorlar. Maalesef krediler onlara gidiyor. Teşvik verecekseniz genç ve küçük ölçekli şirketlere verin, diye konuştu. Türkiye'de emeklilik sisteminin sorunlarının 1980'lerden sonra başladığını belirten Özdağ'le, şunları söyledi. 38 ila 43 yaşında emekliye izin verirseniz, SSK'nin primlerini enflasyonun çok altında hazine bonosu olarak hazineye satarsanız, elinizde korkunç bir sistem kalır. Bugün SGK sistemi sürdürülebilir değil. Bunda seçim zamanında popülist bir şekilde hareket eden bütün partilerin emeği var. Emeklilik sisteminin bu hale gelmesi 1980'lerden sonra izlenen yanlış politikalardır. Bizler bu yanlış politikaları izlediğimiz için çocuklarımız 75 yaşında açlık sınırının altında emekli maaşı alacaklar. Ciddi bir sorun haline geldi. HDP Van Milletvekili Gülcan Kaçmaz Sayyid, Türkiye'de istihdam sorununun artarak devam ettiğini öne sürdü. Türkiye'de, ekonomik kriz ile derinleşen işsizlik ve yoksulluğun söz konusu olduğunu savunan Sayyid, bugün insanca bir yaşamı sağlayacak bir iş bulmak da insan onuruna yaraşır koşullarda çalışmak da ciddi bir sorun haline gelmiştir, ifadesini kullandı. Sayyid, iş sağlığı ve iş güvenliğinin de ülkenin kanayan yaralarından biri olduğunu söyledi. Kesintisiz büyüme iddiası. AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, salgın sürecinin dünya ekonomisinde enflasyon pandemisi yarattığını, bu sorunun bütün dünyada devam ettiğini belirtti. Salgın süresinde uyguladıkları politikaların sonuç verdiğini kaydeden Kırkpınar, ihracatı, yatırımı, istihdamı önceleyen bir ekonomi politikası uyguladıklarını kaydetti. Kırkpınar, uygulanan politikalar sayesinde istihdam noktasında dünyanın diğer ülkelerindeki sıkıntıların Türkiye'de büyük oranda yaşanmadığını, Türkiye'nin diğer ülkelerden pozitif ayrıştığını söyledi. Kırkpınar, 2023 yılında tüm olumsuzluklara rağmen %3,9 civarında bir büyüme gerçekleştirdik, 12 çeyrektir kesintisiz büyüme söz konusu, 20 yıldan beri ortalama 5,5 oranında büyüme gerçekleştiren, dünya ticaretinden %1'in üzerinde pay alan bir Türkiye var, dedi. Türkiye'de 31,7 milyon çalışanın olduğunu dile getiren Kırkpınar, bunu sürdürebilmenin önemli olduğunu vurguladı. Yaşar Kırkpınar, 21 yıldan bu yana istikrarlı bir büyüme gerçekleştirdiklerini ifade ederek, önümüzdeki süreçte işsizlik oranımızı belki %7'lerin de altına çekmiş olacağız, diye konuştu. Çalışanların yarısı asgari ücretle çalışıyor. CHP İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli, anayasanın 49. maddesinin çalışma hakkını düzenlediğini, çalışma hakkını kullanmak istemesine rağmen kullanamayan milyonca insanın olduğunu dile getirdi. İstihdam piyasasında ciddi sorunlar olduğunu belirten Türeli, son derece sıkıntılı bir çalışma hayatının olduğunu öne sürdü. İş gücüne katılım oranlarını, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın yükseliş varmış gibi gösterdiğini savunan Türeli, işsizlik oranlarını kabul edilebilir seviye olan %5'e indirememişiz, dedi.